Türkistan meselesi fakat dini mesele emez, hem insanlık meselesi. Biz bütün dünyadaki özünü insan dediğin bütün insanlığa hitap kılımız. Ve bütün insanlığa ahirki signalı verimiz. Şarkı Türkistan'daki 35 milyon halk en ahirki nefeslerine ulatıdır. Şunun için bunanı kutkuzuş, bunanın ağzını dünyaya yetkizuş, birinci kalıp sınıf bizimki vazifimiz. Cevap versin, benim için benim başta kağıt bir teröriste bir yıl, bir yirmi yıl beni tutup, ha, zulümünü kızdırıp, beni koysun, aklımın da koypadı. Ha, meşede ben çıkınımda bir yatay buldu. Eşede benim bile bile tam yatan 14 yaşta 80 yaş kıçak. Kırımdaşlarım, günahsı yok beni okşar. Hemisinin ki günahsı yok. Lagırlarını takısın, koypasın kırımdaşlarımı. Hem muşu hatkemen cevap versin çıkıp. Allah Subhanahu ve Teala bana bu halkın ağzını, bütün halkın periyadını biz insanlara yetkizmişiz. Dünyada eğer Müslümanlar bizi iyi çıkmışsa, bizden de Türk kardeşlerimiz iyi çıkmışsa, iyi çıkışını arzu kılımız. Biz Allah işimiz, ahirki nefsimiz, ahirki bir tam çıkan kağıtçı, kılımız kağıtçılık Allah'tan ümidimizi herkes üzmeyiniz. Eğer bu dünyada bu hakkaniyeti biz pulumuzu alamışsak, mehşerga meydanında bizi zulüm kılan, bizi zulüm kılınsa karat kılan, bizi yardım kılanlardı, yardım kılanlardı Allah Subhanahu ve Teala aldı da, mehşerga meydanı aldı da çukun hesap sorayımız. Esselamu aleyküm hürmetli cemaat. Aldığınan Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'nin davetini icabet kılıp bu yerge kegelinler için hem olaga ayrım ayrım teşekkür ve rahmet ettiniz. Hazır faaliyetimizi başlayınız. Faaliyetimiz adı olan Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan Hacim bayanat ilan kılıçından başlaydı. Şimdi programımızı başlıyoruz. Değerli arkadaşlar, programımız Doğu Türkistan Teşkilatlar Tekrarlar Birliği Başkanı Sayın Hidayet Oğuzhan başına açıklaması yapacaktır. Ondan sonra başka STK'lar temsilcileri ve başkanları vardır. Birkaç kişi konuşma yapacaktır. Sonra duayla bu programımızı sonlandıracağız. Şimdi Doğu Türkistan STK'lar Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan'a mikrofonu veriyorum. Buyurun efendim. Çok saygıdeğer basın mensupları. Bugün burada bulunmamızın nedenlerini biliyorsunuz. Doğu Türkistan'da 10 sene önce vuku bulan Urumçi katliamının seneyi devriyesinde bir basın açıklama yapmak için burada bulunuyoruz. 10 sene önce 5 Temmuz 2009 tarihinde Çin işgali altındaki Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi'de Çin işgal güçleriyle Çin yönetiminin silahlandırdığı etnik şövenist Çinli paramiliter çetelerin Müslüman Uygur Türklerine karşı yaptığı soykırım temelli büyük bir katliam gerçekleşmiştir. 26 Haziran 2009 tarihinde dönemin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Urumçi'de resmi bir ziyareti esnasında Çin'in Şavgan şehrinde 800 Uygur kız ve erkek işçinin çalıştığı fabrikanın işçi evleri çok sayıda 4000'den fazla Çinli tarafından basılarak çok feci şekilde katliama maruz kalmıştı. Bu baskında çok sayıda masum Uygur kız ve erkek kardeşlerimiz şehit edilmiş veya kendilerinden bir daha haber alınamamıştı. Bu kanlı olayın korkunç videoları sosyal medyada Çinliler tarafından paylaşılması üzerine yaşanan tahammül edemeyen aydın ve üniversite öğrencileri Urumçi sokaklarında barışçıl bir yürüyüş ile hükümet konağına toplanıp katiller ve tehditçilerin yakalanması için toplanmıştı. 5 Temmuz'da Urumçi'de gerçekleşen protestolara Çin güvenlik güçleri vahşice müdahale,
Çin güvenlik güçlerinin vahşice müdahalesi tüm dünyada tepkiyle karşılanmış. Ve uluslararası kamuoyunun dikkati bir daha Doğu Türkistan'a çevrilmiştir. Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan! Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan! Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan! Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan! Katliam olarak bilinen bu kanlı olayda binlerce Uygur Müslüman şehit edilmiş. Ve haksız olarak gözaltına alınan on binlerce kişiden yıllar geçmesine rağmen günümüze dek bir daha haber alınamamıştır. Urumçi katliamından sonra tutuklanan masum insanlarımıza savunma hakkı dahi tanınmadan toplu halde düzmece mahkemelerce yargılanmak suretiyle idam edilmiştir. 5 Temmuz Urumçi katliamı sonrası başta Türk İslam dünyası olmak üzere uluslararası toplumun Doğu Türkistan'da yaşanan katliamlar, baskı, zulüm, ırkı aşağılama, asimilasyon, etnik ve kültürel soykırım ve diğer bütün insan hak ihlalleriyle ilgili hiçbir adım atılamamıştı. Masumlar burada insan hakları nerede? 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 Doğu Türkistan diasporasının talep ettiği araştırma ve soruşturma yönelik yeterli baskı oluşamamasından cesaretlenen Çin yönetimi bölgede baskı ve zulmün sınırlarını her geçen gün arttırmaya aradan geçen 10 yılda 5 Temmuz benzeri toplu kıyım katliamlar yapmaya devam etti. Bu katliamların başta 26 Haziran 28 Haziran'da Aksu, Lükçün ve Hoken'de binlerce insan katliam sonucu şehit edildi. 5 Temmuz 2009 Ürümçi katliamı sonrası yapılan en büyük soykırım teşebbüsü ise Yarkent ili İlişko katliamıdır. Bu katliamda İlişko'nun iki beldesinde 3000 civarında masum kardeşimiz şehit edildi. Türkistan bizimdir, bizim kalacak! Türkistan bizimdir, bizim kalacak! Türkistan bizimdir! Değerli basın mensupları, şu an Doğu Türkistan'daki zulmün artmasının esas nedenlerine geleceğiz. Xi Jinping'in 2050 Çin rüyası hedeflerine ulaşmak için Çin'de başlattığı büyük projenin Doğu Türkistan'daki işleyişi Doğu Türkistan halkı için adeta cehennem projesi olarak yansımıştır. Xi Jinping'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik önceki dönemlerden beri devam edin. Soykırım, dini inanç özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar, doğum yasakları, Çin yerleşim göç politikası, dil ve kültürel asimilasyon, Çinleştirme politikaları yeterli sayılmadı. Bu işin önemine nazaran Doğu Türkistan'daki asimilasyon ve Çinleştirme politikasının hız kazandırılması için Doğu Türkistan'a özel yetkili donatılmış yeni genel vali ve Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri atanmıştır. Terörist Kızıl Çin Türkistan'dan defol! 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 Şu an Doğu Türkistan'da Çin tarafından son 2 yıldır başlatılan kültür ve etnik soykırım icraatları 40 milyonluk bir toplumun topyekün imha ve mantıklaştırılması esasında yürütülmektedir. Birinci, Çinleştirmeyi hızlandırmak için okuldan itibaren Çince eğitim, Çince yemek, Çince giyim kuşam ve Çin kültürüne özendirme etkinlikleri gibi bir takım adımlar çok keskin ve zorunlu bir şekilde yürütülmektedir. İkinci, Türk İslam dünyasının bir parçası olan Doğu Türkistan'ımızda şu an işgalci için 5 milyondan fazla kardeşlerimizi süresi belirsiz bir şekilde sözde terbiye kampı adı altında Çin Nazi kamplarında tutarak beyin yıkama ve sindirme siyasetleriyle Çinlileştirmeye çalışılmaktadır. Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan! Yaşasın!
Kürdistan halkının direncini kırmak ve zihinsel olarak yenilgi ve umutsuzluğu aşılamak olmaktadır. Uygur milletinin psikolojisine baskı uygulayan bir takım beyin yıkama çalışmalarını tamamen gayri insani bir biçimde bütün insani hak ve hukuku çiğneyerek tam hız yürütmektedir. Bu maksat için bütün Doğu Türkistan'ın her yerine ıslah ve terbiye merkezleri veya meslek edindirme merkezleri adı altında tesis edilen Çin Nazi kamplarında milyonlarca Doğu Türkistanlıyı takbir! Toplayın! Allah! 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 Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Üçüncü, Uygur, Kazak, Kırgız olmak üzere bütün Doğu Türkistan toplumunun büyük bir kısmı Çin Nazi kamplarında esir tutulurken diğer taraftan sözde kardeş aile projesiyle Çinli göçmen erkekleri evlerimize yerleştirmektedir. Toplumun önde gelen aydın, akademisyen, araştırmacı, bilim adamları, dini alimler, iş adamları, ünlü halk sanatçıları, sporcular ve kanaat önderlerinden binlerce kişi tutuklanarak Nazi kamplarında mahkum ettiler. Bu iki sene içerisinde çok sayıda akademisyen, dini alimlerimiz ve kanaat önderleri şehit edilmiştir. Bugün buradan siz değerli basın mensupları vasıtasıyla demokrasi havarilerine, insan hakları savunucularına, tüm dünya uluslarına, uluslararası kurum ve kuruluşlara sesleniyoruz. Eğer iddia ettiğiniz gibi demokrasi ve insan hakları güçlüden değil, haktan yana ise insan hakları güçlüden değil, haktan yana ise Doğu Türkistan'da yaşananları artık görün. Şayet bu durumu görmez ve gereğini yerine getirmezseniz yakın bir gelecekte Çin sizin başınıza da musallat olacak. Ve dünyaya büyük bir tehdit oluşturarak ortaya çıkacaktır. Emin olun ki şayet gereken önlemler alınmaz ise yaşanmış, yaşanan ve muhtemel yaşanacaklardan sizler de en az zalim için iktidara kadar payınızı, düşünü alacaksınız. Masumlar burada, insan hakları nerede? 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 Kurulsun, kurulsun, Kürtistan'da hürriyet! Kurulsun, Kızılcın, Türkistan'da hürriyet! Kurulsun, Kızılcın, Türkistan'da hürriyet! Bundan tam 10 yıl önce Urumçi'de yaşanan acıların bir daha yaşanmaması için kamplarda ve hapishanelerde tutsak olan milyonlarca Doğu Türkistanlı'nın Çinliler tarafından kıyılmaması için genel olarak cezaevine çevrilmiş ana vatandaki halkımızın mankurtlaştırarak asimile edilerek tamamen Çinleştirilmesi için ve bir başka Endülüs hadisesinin tekrarlanmaması için başta Birleşmiş Milletler İslam İşbirliği Teşkilatı olmak üzere aziz Türkiye'miz, Türk İslam dünyası, Uluslararası İnsan Hakları Cemiyetleri ve hür dünya devletlerini göreve davet ediyoruz. Başta 5 Temmuz Urumçi şehitlerimiz olmak üzere. Barın'da, Gulca'da, Urumçi'de, Yarkent, Lüksün'de, Koten'de, halen Doğu Türkistan'ın dört bir yerinde yaşanmakta olan baskı ve katliamlarda hayatlarını kaybeden kardeşlerimize rahmet diliyor ve şehitlerimizi minnetle alıyoruz. Bu vesileyle Doğu Türkistan'da yaşanan tüm insanlık dışı eylem, katliam ve acıların takipçisi olacağımızı ve cebir ve zulümde
sınır tanımayan Çin işgalcilerin bir gün mutlaka yaptıklarının karşılığını bulacaktır. Zulmün hiçbir zaman ilelebet devam etmeyeceğini bilmelerini ifade ediyoruz. Mücadelemizin tüm tam bağımsız Doğu Türkistan için son neferimiz kalana kadar azimle devam edeceğimizi bilmenizi istiyoruz. Biz Doğu Türkistanlı teşkilatlar olarak Çin'in Doğu Türkistan'da sürdürmekte olduğu baskı, mesnetsiz ve keyfi tutuklama katliamlar vasıtasıyla sürdürülen devlet terörünü şiddetle kınıyor, lanetliyoruz. Bu vesileyle burada Anadolu 80 milyonluk Anadolu halkını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, özellikle Doğu Türkistan meselesine itinayla alakadar olmasını arz ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da Pekin'deki ziyaret esnasında Doğu Türkistan meselesinin dile getirildiği ve halkımızın daha müreffeh, daha özgür ve erkin, daha hür bir şekilde yaşamalarını istediği beyanlarından ötürü minnettar ve şükranlarımızı iletiyoruz kendilerine. Ama bunun devamını da bekleriz. Takipçisi olmalarını bekleriz. Ve Çin'in Sayın Cumhurbaşkanımızı Doğu Türkistan'a bir heyet göndermesini davet ettiğini haberden duyduk. Biz siz basın mensupları aracılığıyla biz de şöyle bir arzınızı iletmek istiyoruz. Evet, Çin Doğu Türkistan'a birkaç aydır 30'u aşkın devlet heyetlerini davet etti. Ancak oradaki ziyaretler esnasında Çin'in düzmece kamplarda insanların eğitildiği dans ve şarkılar söyledi. Bu manzaraları gösterdi ve onların gözünü buydu. Biz şu an Sayın Cumhurbaşkanımıza diyoruz ki evet, biz Türkiye Cumhuriyeti'nin heyetinin Doğu Türkistan'a gitmesini arzuluyoruz. Bunlarla beraber bütün insan hakları cemiyetlerinin temsilcileri, BM temsilcileri, İslam İşbirliği Teşkilatı temsilcileri, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve en önemlisi Doğu Türkistan diasporasının vekillerinden teşkil eden bir heyetin Doğu Türkistan'a gitmesini arzuluyoruz. Doğu Türkistan'a bu şekilde geniş kapsamlı hem bizi de temsil eden bir heyetin gitmesi ve daha Doğu Türkistan'da bu heyetin Çin'in etkisi altında kalmadan, Çin'in tertibi içerisinde olmadan özgürce bağımsız bir şekilde Doğu Türkistan'a gezi ziyaret edilmesini istiyoruz. Bu şekilde olmadığı takdirde Çin'in düzmece kamplarını ziyaret eden herhangi bir ülkenin heyetin hazırladığı raporu Doğu Türkistan halkı, Doğu Türkistan camiası, diasporası kabul etmeyecektir. Onun için biz bu davetin icabet edilmesini destekliyoruz. Bizden de Doğu Türkistan diasporasının da katıldığı tam bağımsız bir heyetin gitmesini arzuluyoruz. Hepinize teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Yaşasın! Ve Türkiye'den! Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Allah subhanahu ve teala sizlere çeksiz hamd ve sanalar olsun. Can-ı can Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e durut ve selamlar olsun. Ve Şarkı Türkistan'da 10 yıl burun müşkünde şehit doğan bütün karındaşımızın ruhini Allah subhanahu ve teala ahirette şad eylesin. Ve onlarının makamını yüksek kılsın. Onlarının şehadetini kabul kılsın. Ve onlarının kinini tökken zalim kumluslarını yer bilen yeksan kılsın. Allah subhanahu ve teala mezlumlarına nusret ata kılsın. Ve mezlumlarına yardım kıldığan
karındaşlarımızı çıkarıp asın. Amin. Allah Subhanahu ve Teala Şarkı Türkistan'da izle vatkan, karangı zindallarda nalı feryat çeki vatkan, karındaşlarımızın avazıga avaz koşuduğun karındaşlarımızı çıkarıp asın. Amin. Ey Allah Subhanahu ve Teala bizden Şarkı Türkistan'da mecburi Hıttaylarga öylendirip vatkan şu kızlarımızın şan şerifi de sana şikayet kılımız ya Allah. Amin. Ey Allah muşunumu kalap duğan bütün insanlıktan sana şikayet kılımız ya Allah. Amin. Bizden ballarımız hıtaylaştırılsa, bizden ağaç sınırlarımız küçük gündüz tecavüzde uçurulsa, kaylap tukallardan sana şikayet kılımız ya Allah. Amin. Ey Allah, bütün dünyada bizden avazımızda ağlık Allah, şunu bilip koyular ki biz en ahirki çakırımızın sıra kılvatımız. Ey Allah, bizden avazımızdan şuna yetişkin ispikini ya Allah. Amin. Ey Allah, şu Müslümanların imanını uygatkın ya Allah. Amin. Ey Allah, şu insanların vicdanını uygatkın ya Allah. Amin. Ey Allah, şu Türk karındaşlarımızın dünyadaki 300 milyondan artık Türk karındaşlarımızın bizi ilgi çıkışını ispikini ya Allah. Amin. Ey Allah, dünyada yüzünü insan dep oynayan bütün insaniyetinin muş komünist Hıttaylarının insaniyetken ne kadar düşmenliğini bildiğin bir an düşünce takın ya Allah. Amin. Ve muşu komünistin ibaret insaniyetki düşman muşu komünist karşı durvatkan bütün Uygurlar'ın nusreti takın ya Allah. Amin. Bütün şuna karşı durvatkan insanların nusreti takın ya Allah. Amin. Ey Allah, bizden yarış ardını yukat kişinin nispet mi gün ya Allah. Amin. Ey Allah, bizden aşk karangı zindallarının nal çıkıp atkan kırındaşlarımızın nusreti takın ya Allah. Amin. Şu kamplarda baskınçılık uçuravatkan, insan kalibinden çıkan azap okubet uçuravatkan kırındaşlarımızın nusreti takın ya Allah. Amin. Ey Allah, şu ağaç sınırlarımızın ki ihbetlimizin sakılıp kalın ya Allah. Amin. Ey Allah, bizdenmiş zalimlerinin kulu yukat kişimizi uçak kımıkın ya Allah. Amin. Ahirki bir nefsimiz kalıçlık şuna karıştırış iradesini vergin ya Allah. Amin. Ey Allah, bizge iman atakın ya Allah. Amin. Ey Şerif Türkistan'ın müstakil buluşa işinliğine iman atakın ya Allah. Amin. Şu komünistani yineleydiğine iman atakın ya Allah. Amin. Ey Allah, bizden şu dualarımızı icabet kılın ya Allah. Amin. Bizden bu dünyada harkımıkın ya Allah. Amin. Ahiret harkımıkın ya Allah. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in bir rahmetki ya Rahman Rahimin. Amin.